Herkese merhabalar. 5'ten 6'ya hazırlık kampımızda güneş sistemi ve tutulmalar konumuzla beraberiz. Hazır mısın Tonguç evladım benim? Hazırım hocam. Harikasın. O zaman gel bakalım dersimize geçelim. Bir kere hoş geldiniz hepiniz. Süper bir yaz kampı bizi bekliyor Tonguç evladım benim. Süper bir şekilde. 6. sınıfa geçerken 5. sınıfın tekrarlarını yapacağız. Aynı zamanda 6. sınıf konularına giriş yapacağız. Acayip verimli, acayip güzel bir kamp programı hazırlık senin için. Burada gördüğün gibi teker teker gün gün neler yapacağımız belli aslında. Ödevlerine kadar her şeyiyle tam hazır bir program ve planla ilerleyeceğiz bu kampımızda. Yaz kampımızda bu programı bitirdiğimiz zaman hem 6. sınıfa sağlam bir temelle başlayacağız hem de eski konularımızı, temelimizi sağlamlaştırmış olacağız. Bunu yaparken biliyorsun Tonguç öğretmenim 5'ten 6'ya hazırlık setimizi kullanıyoruz. Bunun içerisinde tekrar eğitim ve ön hazırlık var ve çok önemli 3 tane kitabımız var. Ödevleri vereceğimiz 3 tane kitabımız, 5'ten 6'ya hazırlık kitabımız Türkçe, matematik, fen. Üçü de aslında en temel derslerimiz ve bugünkü ödevini birazdan vereceğim sana ama Türkçe, matematik, fen de hem 5. sınıf tekrarlarını yapmış olacaksın hem buradaki konuları tekrar ederek temelini sağlamlaştırmış olacaksın. Ardından da sene boyunca kullanacağın sıfırdan kitaplarımız var. Sıfırdan 6'ya sayısal yani matematik fen, sözel de Türkçe, sosyal, din, İngilizce olmak üzere 6 tane dersin kitapları bunlar. Sıfırdan 6'ya sayısalda mesela örnek hemen sana göstermek istiyorum. Mesela bugün işleyeceğimiz güneş sistemi ve tutulmalar konusunda hemen sana göstereyim. İlk konumuz, buradan da tekrar edebilirsin bu arada. Burada hemen iç gezegenler aynı zamanda dış gezegenler şeklinde 2 bölümde anlatılıyor. Küçük küçük lokmalara bölünmüş. Solda konu, sağda soru, solda konu, sağda soru, solda konu, sağda soru şeklinde ilerleyen eğlenceli karikatürlerle, burada da gördüğün gibi eğlenceli karikatürlerle seni derse bağlayıcı bir kitap sistemi aslında bu. Bu sıfırdan kitaplarımız, sıfırdan yani konuyu hiç bilmiyorsan bununla çalışabilirsin. Sen de bunlarla çalışacaksın inşallah ve 6. sınıfı çok verimli geçireceksin diyoruz. Bütün sene bunları kullanacağız. Yaz boyunda bunları kullanacağız ve dolayısıyla bu setimizle beraber aslında birçok çalışmayı yapmış olacağız ve ödevlerini zaten burada birazdan vereceğim ama öncesinde sana şunu göstermek istiyorum. 6. sınıf fende biz neyle karşılaşacağız? 6. sınıf fende 1. dönem ve 2. dönemde farklı konularımız var. 1. dönemde güneş sistemi ve tutulmalar. Güneş sisteminin en büyük gezegeni hangisidir Tonguç evladım? Jüpiter hocam. Harikasın, Jüpiter. Bak mesela bunu herkes bilmez. Aferin, dev gezegen olarak bilinir. İşte bunları beraber öğreneceğiz. Aynı zamanda güneş sisteminde bizim ikizimiz ve dünyanın ikizi olan gezegen Venüs var. Bunları öğreneceğiz ve süper bir şekilde güneş sisteminin yapısını inceleyeceğiz. Ay tutulması, güneş tutulması ve benzeri bunlara bakacağız. Ardından vücudumuzdaki sistemler var. Kuvvet, hareket var, madde ısı var ve bu 1. dönem konularından sonra 2. dönem konularda ses ve özellikleri, vücudumuzdaki sistemlerin sağlığı, birazcık buradaki sistemlere bakış açısı, ardından da burada bazı sistemlerin diğer sistemleri görüyoruz ve sağlığına bakıyoruz ve ardından da elektrik iletimiyle konularımızı noktalıyoruz. Zaten dikkat ettiysen 5. sınıfta da benzer konularımız vardı. İşte bu benzer konuları da şöyle göstereyim sana. Bugün işleyeceğimiz konu güneş sistemi ve tutulmalar konumuzun temellerini aslında güneş, dünya, ay ile 5. sınıfta biz atmıştık. Bak güneş, dünya, ay konusunda 5. sınıfta hatırla güneşin yapısını, özelliklerini, ayın yapısını ve özelliklerini, ayın hareketleri ve evrelerini ve dünyanın hareketlerini görmüştük aslında. Güneşin işte bir yıldız olduğunu, ayın aslında dünyanın uydusu olduğunu, ayın hareketini, dünyanın etrafında dolanma hareketini ve aynı zamanda kendi etrafında dönme hareketini öğrenmiştik. İşte dolunayı görmüştük, yeni ayı görmüştük, aynı zamanda ilk dördünün son dördünü görmüştük, dünyanın hareketlerine bakmıştık. Ve buradan işte ödevini yapacağın kısım da aslında burada. Fende hemen göstermek istiyorum sana. Fende ilk 4 testi çözmeni istiyorum. Fen zaten yeşil olan kısım. Kitabımızın yeşil kısmı. İlk 4 test dediğimiz şey de güneş, dünya, aydan oluşan ilk 4 test. Yani fende sayfa 88'den başlayıp bu 4 tane testi buradan sayfa 95'e kadar yapmanı istiyorum. Ve buradaki testlerin dikkat etsen dikey ve yatay sorulardan oluşan farklı çeşitleri var ve soruların da farklı çeşitleri var ve sana süper bir şekilde konuyu tekrar ettirmiş oluyoruz ve bu sayede bundan sonra şimdi öğreneceğimiz güneş sistemi ve tutulmalar konumuza hazırlanmış oluyoruz. Eğer ödevini yapmadıysan mutlaka bu dersten önce yapmış gel bir sonraki derse ama yapmadıysan şimdi de yapabilirsin. Sonuçta bu konuyu anlaman için ve aynı zamanda içine sindirmen için bu önceki konuyu bilmen, iyi temelle başlaman çok önemli. Bu dersimizde seninle beraber güneş sistemi, gezegenlerin temel özellikleri, gezegenlerin uyduları, asteroid ve meteor ve göktaşı kavramları ve güneş ve ay tutulmalarına beraber bakacağız. Tabii önce ödevini yapacaksın, sonra dersini izleyeceksin ve süper bir şekilde seninle beraber bu seneyi, bu yazı süper geçeceğiz. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde dersimiz başlasın. Hazır mısın tekrar? Hazırım. Harikasın. Hadi o zaman dersimiz başlasın. O zaman güneş sistemine hoş geldin diyorum ve güneş sisteminde neler varla başlıyoruz. Bir kere 8 tane gezegenimiz var. Bu 8 tane gezegen tamamen güneşin etrafında dönüyor ve ona itaat ediyor. O yüzden şöyle düşünebilirsin. Güneş bir öğretmen, o 8 tane de öğrencisi var. Hep onun etrafında. Aynen. Aynen. Ve yüzlerce uydu da var bu gezegenlerin etrafında. Onların alt şeyleri de var. Mesela hatta şöyle, çok özür dilerim. Şöyle, aslında şöyle düşünelim. Güneş bir okul müdürü. 8 tane öğretmen var okulda diyelim ve onların etrafında da uydular. Yani onlar da öğrenciler gibi düşünebilirsin. Hepsi ademeler nerede? Hay dangoza, ne diyorsun ademeler, Allah Allah. Şimdi de okulu kim temizleyecek? Asteroidler, göktaşları ve meteorlar da aslında serbest dolaşan taşlar demiştik Tonguç'um sana. Tonguç'um, güneş sistemindeki gezegenleri sıralarsak güneş sisteminin en başında en baba güneş var. Güneşin etrafında sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Ondan sonra birazcık asteroid kuşağı var. Sonrasında Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün var. Toplam 8 gezegen var. Bu toplam 8 gezegeni 4-4 ayırıyoruz. Nasıl ayırıyoruz? Bir iç taraftaki gezegenler var. Bir de dış taraftaki gezegenler var. Yani şöyle demek istiyorum. Şimdi güneş bu ortada, tamam mı? Güneş ortada böyle. Hatta şöyle yapalım. Güneş ortada böyle kızgın bir şekilde. Hatta şöyle yeni bir kağıda yapalım. Bu karışmasın çok fazla. Senin için hemen şu güneş sistemini bir şey modelize etmeyeceğim. Şu güneş ortada. Tonguç, bunun etrafında bir sürü gezegen dolaşıyor. İlk başta dolaşan gezegenimizin adı Merkür. Ondan sonra dolaşan gezegenimizin adı ondan sonra Venüs Tonguç Eren Bey'im. Hatta ondan sonra gezegen burada teker teker bunlar gözüküyor zaten. Dünya mavi gezegen olarak bilindiği için sana hemen bir mavi şeyle çizmek istiyorum. Dünya mavi gezegen. O da bunun etrafında oluşuyor. Ondan sonra Tonguç Eren Bey'im başka bir gezegen daha Mars geliyor. Mars kızıl gezegen diye biliniyor. O yüzden sana şu kızılla şunu çizeyim. Şöyle çiziyorum. Falan filan. Böyle bir sürü gezegen güneş etrafında oluşuyor mu evladım? Evet hocam. İşte bu güneş sistemine ben sembolize etmek için bir kısmını göstereyim sana. Gezegenleri de büyüklük sıralamasıyla verdim sana. Bunların arasında en büyüğü hangisi söyler misin bana Tonguç Eren Bey'im? Satürn. Hayır, Satürn olmuyor. Jüpiter. Jüpiter en büyüğü. Baksana daha büyük. Jüpiter gerçekten de kallavi. En büyüğü Jüpiter'dir. Ama Satürn de gerçekten büyük. Ama Satürn'ün en önemli şey nedir biliyor musun? Halkaları vardır. Halkalar yüzünden sana büyük gözüküyor. Sanki o yüzden birazcık büyük gelmiş olabilir sana Tonguç'um. Ama Tonguç bak, Merkür, Venüs, Dünya, Mars iç gezegenler. Çünkü asteroid kuşağının iç tarafında, Güneş ile asteroid kuşağı arasında. Dışarıda ise, yani Güneş'e en uzak gezegense Neptün'dür. Ondan sonra Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün de dış gezegenler olarak bilinir Tonguç Eren Bey'im. Dolayısıyla biz bunları en büyükten küçüğe sıralarsak Jüpiter en büyüktür. En küçük de Merkür'dür. Bunu unutmayalım. Güneş'e en yakın gezegen en küçüktür. Sıcaktan erimiş zavallım diyoruz. Ve yazık. Aynı şekilde en uzak gezegende Neptün olduğunu bileceğiz. Uranüs'ün de bir sürü uydusu olduğunu bileceğiz Tonguç Eren Bey'im. Dünya'nın tek bir uydusu var. Hangisidir? Satelit. Hayır, satelit değil. Ay evladım, dangozlaşma. Doğal uydusu dünyanın bir tanedir. Mars kızılı gezegen olarak bilinir. Venüs de aslında dünyanın ikizi olarak bilinir. Çünkü dünyaya aynı özelliklere sahiptir diye bilmemiz gerekiyor Tonguç efendim. Ayın dünya etrafındaki dolanımına baktığımız zamansa Tonguç, ay dünyanın etrafında uydu olduğu için dünya etrafında dolanır. Ve bu dolanımdan dolayı Tonguç Eren Bey'im ne olur? Ayın farklı şeylerini görürüz. Ayın farklı nelerini görürüz evladım? Ayın farklı görüntüleri görürüz. Mesela ay bazen parlak bir şekilde her tarafı dop dolu gözükür değil mi? Dop dolu gözüktüğü duruma ne diyoruz Tonguç Eren Bey'im? Dolunay. Süper. Ayın peki karanlık gözüktüğü kısma diyoruz. Zaten gözükmüyor gibi. Hani o çok karanlık gözüküyor. Yeni ay diyoruz. Bir de Tonguç'um bak, çok önemli. Ayın sağ tarafının sağ tarafının evet aydınlık olduğu kısma ne diyoruz Tonguç Eren Bey'im? İlk dördün. Peki sol taraf, bak sol tarafının aydınlık, sol tarafının son dördün. Ay, inanılmaz, çok zekisin gerçekten, çok iyi yakınsama yapıyorsun, tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla ilk dördünde sağ tarafı, sol tarafını da son dördün diyoruz. Bravo diyorum sana. İşte bunlar aydınlık olduğu taraflar diyoruz. Biz ayın bu kısımlarını görüyoruz ve bir ay boyunca bunlar sürekli değişiyor. Bir dolunay oluyor, bir ilk dördün oluyor, bir yeni ay oluyor, bu son dördün oluyor. Belirli süreler içerisinde değişiyor Tonguç'um. Bir de güneş tutulması dediğimiz şeye bakalım. Güneş tutulması aslında çok basit bir şey. Tutuluyorum. Hayır, çünkü güneş Tonguç'um, dünya, güneşle dünya arasına ay giriyor. Böyle giriyor. Güneş dolayısıyla güneşi biz ne oluyoruz? Gündüz vakti normalde saat 12'de, 13'te, 15'te ben güneşi görmek zorunda değil mi Tonguç'um? Evet. Güneşi görmezsem ne olur? Ya gündüz olmaz değil mi? Bir anda hava kararıyor. Bir anda hava kararıyor. Ama ne oluyor biliyor musun? Buradan gelen güneş ışınları dünyanın belli bir bölgesine, her tarafına değil, belli bir bölgesine inanılmaz bir ay tarafından kesilerekten karanlık geliyor. Normalde senin gündüz olman gereken burası aslında bir anda geceye dönüyor. İşte bu güneş tutulmasıdır. Güneş tutulması dediğimiz bu olayda Tonguç evladım benim, aslında biz güneşi görmemeye başlarız. Ay dünya ile güneş arasına girer. Ya güneş tutulmasında güneşi göremeyiz, unutma. Ay tutulmasında ayı göremeyiz, unutma. Güneş tutulmasında güneşi göremiyoruz. Güneş tutulmasında güneşi görememizin sebebi ise bak, güneş, ay, dünya. Yani God diye ezberleyeceğiz Tonguç evladım. Güneş tutulmasını God diye ezberleyeceğiz. Güneş, ay, dünya sıralamasında olur. Ve sizin Allah yapıyorsunuz. Ay yeni ay evresindedir. Ay yeni ay evresindedir. Yani karanlıktır zaten Tonguç evladım benim. Filtreli gözlükle izlenebilir güneş tutulması. Aman dikkat et, filtresiz gözlükle izlersen tam ben o sırada sahte gözlük var, olur mu? Gözlerin kör olabilir, Allah korusun. Ve hatta şöyle Tonguç'um, sen bunun deneyini yapmak için böyle bir tane bozuk para al. Bozuk parayı tek gözünü açık bırakaraktan şu ampule bak, bozuk parayı tam ampulün hizasına koyarsan aslında ampulü bir anda görmemeye başlarsın. Ama etraf aydınlıktır. Ama ampulü görmemeye başlarsın. İşte burası güneş tutulmasına benzer bir deneydir. Ay tutulması ise bunun tam tersi Tonguç evladım. Dünya aslında GDA oluyor. Yani aslında dünya güneşle ay arasına giriyor. GDA yani dünya güneşle ay arasına girince Tonguç'um sen ayı hiçbir zaman görmüyorsun. Aslında normalde ayı gördüğünüz akşamları ayı görürüz değil mi Tonguç'um? Evet. Ama işte ay dünya güneşle ay arasına girince sen artık ayı göremeye başlıyorsun. Ve çıplak gözle izlenebiliyor bu. O kadar korkulacak bir şey yok. Ay dolunay evresinde oluyor. Yani aydınlık olduğu zaman oluyor. Ve aydınlık olan bir ay bir anda kapkaranlık oluyor. Eyvah. Yani böyle gecenin 12'sinde mesela bir bakıyorsun havaya. Aydınlık dolunay parlıyor. Bir anda 15 dakika 20 dakika boyunca ay bir anda karanlık veya 1 saat 2 saat boyunca ay karanlık hale geçiyor. Buna ay tutulması diyoruz Tonguç evladım. Dolayısıyla süper bir şekilde güneş sistemi ve tutulmaları yaptık seninle beraber. Sen de bunlara çalışaraktan mükemmel bir şekilde sonuçları çıkartacaksın. Hadi bakalım, şimdiden başarılar.